Ahmet Usta, sana niye kirli Ahmet diyorlar? Hiç tertemiz üstünbaşı. Evet hocam, ben patronluk yapmıyorum, ustalık yapıyorum. Burada binlerce insana hizmet verdiğim için ister istemez üstümde başımda biraz şeyler oluyor. Temiz de giysen artık kirli evet, Ahmet diyorlar. Evet, peki evet. Benim öğrendiğime göre sizin köfteciliğiniz babadan dedeye 100 yıllık bir geçmişi var. Evet. Hatta daha fazla. Daha fazla. Nasıl başladı bu iş? Şimdi rahmetlik dedemiz bu işi yapıyormuş. Babamız da bizi yetiştirdi. Biz de işimizi sevdiğimiz için bu mesleğe devam ettiriyoruz. Etin içinde neler var? Genç hayvanları alırız, kuzu alırız. Kuzuyla beraber onu sinirine falan ayıtlarız, çekeriz. Yoğurduktan sonra onu dinlendiririz. Bu şekilde hazırlarız, dinlendirmeye bırakırız, köfte olarak yaparız. Ahmet Usta, gelelim mangala. Evet. Özel mangal. Evet. Ne yakıyorsunuz? Şimdi mangalımızda meşe kömürü diye tabir edilen odundan yapılma kömür kullanırız. Odun kömürü. Mangalımızda sabahleyin yakarız. Bu kor haline gelince üstünü örter, ızgaralarımızı kapatırız, çalışmaya devam ederiz. Sen mi sadece yapıyorsun? Ben oğlum. Oğlum da yanımda, beraber oğlumla beraber çalışıyorum. Durmadan çeviriyor musun? Tabii. Ne veriyorsun? Domates. Şimdi köftenin yanında domates, biber pişmiş olarak ayrı mezelerden doğranmış soğan, piyaz, ezme salata, biber turşumuz, ayranımız, kendi camız yoğurdundan yapılan güzel ayranlarımız vardır. Özel yaptırırız biz onları. O camız yoğurdundan yapılan ayranımız ve mercimek çorba ikram ederiz. Peki Ahmet Usta, çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Böylesine basit bir malzemeden böylesine bir lezzet nasıl yaratılır, şaşırdım kaldım. Köfte aşkım Debreç'te.